Yağ gemileri vardı efendim. Ayçiçek yağı yüklü dört gemi. Onlarla ilgili son durumu da anlatacağız sizlere. Son günlerde bir yağ meselesi çıkardılar. Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bir aylık ayçiçek yağı kaldığı iddiasına işte böyle cevap vermişti. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu ülkelerden ithalat yapılamaması yağ sektöründe endişeye neden oldu. Zincir marketlerin büyük kısmı stokçuluk yapınca fiyatlar arttı. Yağdanlıklara diyorum ki yağcılarda ineceksiniz, yağ leke düşürmenin sonuçlarına katlanacaksınız. Yadan yeni bir kriz konusu çıkarmanın hesabını vereceksiniz. Rusya'nın limanlarda beklettiği gemiler uzun süre gelmeyecek algısı yaratıldı. Oysa Başkan Erdoğan durumu çoktan Putin'le görüşmüştü. Rusya lideri gemilerin geçişi için hemen talimat verdi. Önümüzdeki saatlerde, günlerde bu konularda olumlu gelişmeler bekliyoruz. O gemilerin gelmesi konusunda gerekli güvenliği Rusya tarafı sağlayacak. Gemilerin yola çıktığını ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu. Rusya'nın Yeysk limanında bekleyen 6099 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerş Kanalı'nı geçerek seyre başladığı 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov limanından kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır. Bu arada benzer bir durum kömür, demir filizi ve buğday taşıyan gemiler için de geçerli. 6 gemi daha Rus limanlarından demir aldı. Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli işletmecili gemilerden 6'sı daha limanlardan kalktı. Kömür, demir filizi, buğday ve küspe kepek taşıyan gemilerimizin 5'i ülkemize, biri Romanya'ya seyre başladı. Keş Boğazı trafiğe açılmış olup tüm gemilerimizin kalkış yapması bekleniyor.